saati geçmemeye çalışacağım. Artık üsluplar, sanatkarlar ne kadar girerse. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Geçen ay Ocak ayında bu açık mı acaba? Açık mı? Duyulur zaten sesim herhalde. Hat sanatını Uğur Derman'dan dinlediniz geçen ay. Şimdi bir hattatın elinde yazılmış bir yazının müzehip tarafından bezenmesi de teslim sanatıyla oluyor. Onun için daima hat birinci plandadır. Duyuluyor mu? Bu açık değil bu galiba. Daha mı yaklaşayım? O şey kameraya direkt bağlı hocam. Yani ses sistemine bağlı değil hocam. Ha öyle mi? Peki o zaman biraz daha bağırayım. Bir kere tesip nedir? Tesip tam Türkçe karşılığı altınlamak. Zeheb kökünden geliyor. Zeheb altın demek. Yani altın ana maddemiz ve ismine dahi tesir etmiş bir malzeme. Tabii altının yanında boyalar da var. Bu sebeple ilk slaytımızda de size altını getirdim. Hiçbir zaman en kıymetli, en güzel markanın dahi olsa yaldız altının yerini tutmaz. Onun için hiçbir şekilde yaldız kullanmamanızı ve öğrencilerime hem de böyle beni dinlemeye gelenlere özellikle söylüyorum. Çünkü zamanla kararıyor. Simsiyah bir şey olup çıkıyor ve onca emek boşa gidiyor. Altın vaktiyle akademide varak halinde, varak haline getiriliyor. Dövme ezerek, ilk önce döverek ve bir ders var. Altın varak imali diye bir ders var. Hocası var. Çok zahmetli bir iş. Hüseyin Yaldız Bey, soyadını da Yaldız diye almış. Fakat onun vefatıyla öğrenci bulunamıyor ve Avrupa'dan da o kadar güzel hazır altın daha ucuza gelmeye başlayınca bu ders kaldırılıyor programdan. Ama maalesef gelen altın hiçbir zaman Osmanlı altınının yerini tutmuyor. Çünkü Osmanlı altını çok yüksek ayar ve bilhassa dış tesirlere karşı çok dayanıklı. Bütün bu artılarına rağmen kolaylık ön planda olduğu için hepimiz artık Avrupa'dan gelen hazır altın varakları Arap zamkıyla veya süzme balla ezerek kullanıyoruz. Ben çok detaya giremeyeceğim tabii. Şimdi burada pembe olarak gördüğünüz Osmanlı altınıdır. 5'e 10 santim ebadında o bahsettiğim kaliteli altın. Bu defter Muhsin Demironat hocamın bana hediyesidir. Onun için ezmeden yadigar saklıyorum. Altta gördüğünüz iki defter, biri yeşil altın, biri sarı altın. İkisi de Avrupa'dan gelen 8x8 ölçülerinde daha düşük ayarlı olan altınlar. Bunlar ezildikten sonra Arap zamkı yardımıyla eziliyor. Ondan sonra temiz suyla yıkandıktan sonra birkaç defa iyice dibine çökünce üstteki Arap zamklı su dökülüyor. En son kalan su da kalorifer üzerinde veya çok hafif ısıda uçurulduktan sonra kullanılacak tabaklara alınarak bu şekilde kullanıma hazır hale geliyor. Altını kullanırken mutlaka jelatinli su kullanıyoruz. Çünkü normal su kullanırsak altın zerreleri kuruduğu zaman dökülür. O jelatinli suyu hazırlamak da çok mühim. Fazla eğer jelatin kullanırsanız parlamaz ve kağıtlar birbirine yapışır. Eğer az kullanırsanız altın zerreleri dökülür. Bunlar hep zamanla ve tecrübeyle edinilen bilgiler. Yukarıda gördüğünüz kalem gibi iki tane alette zer mühredir. Zer mühre akik taşından, Süleymaniye taşından veya yeşim taşından yani sert cilalanmış taş bu şekilde bir kalem gibi tutma yerine yerleştirildikten sonra
kuruyan altının üzerinde gezdirildiği zaman altın bütün parıltısıyla ortaya çıkar. Evet. Net değil. Tesip sanatı, kitap sanatları içinde çok eski bir tarihe sahip. Yani hat sanatından çok daha eskidir. Orta Asya'ya kadar iniyor. Uygur Türklerinde çok güzel bezenmiş belgeler elimize geçti kazılarda. Bunlar yeşim taşını kullanıyorlar, hakiki altını kullanıyorlar. Çok eski tarihli olmasına rağmen gelişmesini, inkişaf etmesini İslamiyet'in kabulüyle, yani hat sanatıyla beraber kazanıyor. Ve hat sanatıyla beraber artık kardeş iki sanat oluyor. Birbirini tamamlayan, pek çok malzemede müşterek olan iki sanat. Mesela aherli kağıt, aynen geçen ay anlatıldığı gibi boyanmış, cilalanmış ve dinlendirilmiş aherli kağıtlar tesip sanatında da kullanılır. Hiçbir zaman bir ham beyaz kağıt bu işlerde kullanılmaz. Onun yanında hattatların kullandığı is mürekkebi, müzehibinde tahrir rengidir. Tahririne hep is mürekkebiyle çeker. Çünkü bir boyadan çok daha incedir ve kesif bir siyahtır. Akçıl değildir. Bazen akçıl, bazen koyu olma ihtimali de yoktur. Onun için müzehipler tanıdık hattatlardan is mürekkebini hazır olarak alırlar. Yani malzeme birliğinden bahsediyorum. Zer mürekkep diye hattatların zerendut yazıda kullandıkları altında bizim ezerek tesipte kullandığımız altından farklı bir şey değildir. Onların kamış kalemi var, bizim de fırçamız var. Ve yegane alettir fırça. Eski müzehipler fırçalarını kendileri yapıyorlar. Buna Rikat Hocam da bir dönem kendisi yapmış akademide. Fakat sonra o samur fırçalar Avrupa'dan hazır hazır istenilen numaralarda gelince hiç kimse fırça yapmakla uğraşmamış. Aslında boyalar da akademide toprak boya, onlar da kendileri yapıyorlar. Ve çok daha kalıcı, asırlara meydan okuyor, pırıl pırıl parlak boyalar. Ama son dönemlerinde hocalarımız da Avrupa'dan hazır boya getirtiyorlardı. Biz de bugün o boyaları kullanıyoruz. Bir asır sonra ne olacağını bilemiyoruz. Şimdi hattat son derece hürdür. Hiçbir şeye bağlı değildir. Ve böyle gördüğünüz gibi kağıdı çevire çevire istediği yönden rahatlıkla öyle bir yazar. Ve bu şekilde müzehibin eline gelir. Şimdi tesip sanatını sakın ikinci bir sanat, yardımcı bir sanat olarak görmeyin lütfen. Tesip sanatı başlı başına bir kitap sanatıdır. Ve tarihi hattan çok eskidir. Ama eğer hat ile beraber yer alacak ise mutlaka müzehip hatta tabi olmak zorundadır. Bu tabi olmak ne demek? O yazının cinsi çok mühim. Mesela celi bir yazı ise, uzak mesafeden görülecekse, mutlaka müzehibin de etraf motiflerini çizerken aynı mesafeden görülecek tesibi yapması gerekir. Çünkü bir levhaya 3 metreden hattı, 1 metreden tesibi seyredilmez. Aynı mesafeden ikisine de bakılır. Kapıyı kapatalım. Sonra mesela sülüs ile yazıldıysa, sülüste trifiller çoktur, dolu bir yazıdır. Daha az desen çizmesi gerekir. Talik yazı daha yoğun desen kaldırır. Mana nedir? Mesela bir ayetse eğer hattın içinde, hiçbir zaman efsanevi de olsa hayvan motifleri kullanmaz. Kullanmamalıdır. Kağıt eğer böyle kuru pembe, gül kurusu rengindeyse veya nohuti renkteyse ona göre boyalarını hazırlaması gerekir. Kağıdın renginden,
yazının cinsinden, yazının manasından seyredileceği mesafeye kadar müzehip tabi olur. Ve bu şekilde müzehibin eline geldi bir eser. Şimdi ilk önce yapacağı şey müzehibin normal olarak ne kadar en boy yukarıdan aşağıdan ne kadar pay bırakarak kağıdı kesecek. Bu ölçüleri bilmeyen bir müzehibin elinde pek çok hattın ziyan olduğuna şahit olduk. Çok mühim, çok mühim bir şey. Dikkate alınmazsa eğer ne kadar emek verirseniz verin o güzelliği kaybediyor. Bu sebeple çok eser görmek lazım. Hatta hatalı olanlar da size çok tecrübe oluyor. Ama derslerimde öğrencilerime bir formül vermem gerekiyor diye çok düşündük. Hatta bunu Uğur Bey'le de çok paylaştım. Ne şekilde söyleyebiliriz? Nasıl bir ölçü? Aşağı yukarı da olsa bir göz estetiği. Şöyle bir karara vardık ki bu çok da isabetli oldu. Hangi yazı eğer bezenecek ise o yazının yazıldığı kalemin ağzından çıkan nokta, kare şeklindeki nokta işareti bir köşeden bir köşeye uzunluğu hesap edilip 1,5-2 nokta sağda ve solda bıraktığınız zaman yazı çok dengeli oluyor. Eğer fazla boşluk bırakırsanız yüzüyor gibi yazı. Çok yakın keserseniz yazı böyle sıkışmış bağırıyor. Yani o çok mühimdir bu estetik olarak. Aşağı yukarı bu ölçülerle ilk başta tabii hattata danıştıktan sonra zamanla insan kendisi de tecrübe kazanıyor. Bu şekilde kesip bir hilye formu vardır. Bundan sonraki Hakan. Bu büyük bir aherli kağıt üzerine kestiği baş makam, besmele, ortada göbek kısmı, 4 tane cihar yer, altta ayet ve etek kısmı, bunlar bir kural dahilinde hazırlanmıştır. Ve bu usul takip edilerek müzehip bunu güzel yapıştırır. Ve ondan sonra desenini düşünmeye başlar. Bundan sonraki. Aynı yazının bezenmiş şekliyle görüyorsunuz. Her ne kadar hattatlar esas olan hattır. Güzellik hattan gelir. deseler de hattın o güzelliğini müzehip ya bir kat arttırır ya yok eder. O da müzehibin hünerine bağlı. Yani der ki hattatlar, hat bir vücuttur. Güzel bir vücudun ört yani kıyafetle kapatılmaya ihtiyacı yok kusurları varsa eğer. Ama o elbise de vücudu çok güzel gösteriyor. Bu da hiç şüphe yok. Aynı hattat elinden çıkmış haliyle gördüğünüz iki slide evvel onun ehil bir müzehip tarafından ama bezenmiş haliyle de karşınızda duruyor. Bir kere şunu baştan söyleyeyim. Hat tek bir kişinin elinden çıkar. Hattat dizini diker. Geçen ay anlattı Uğur Bey. Güzel slide'de de gösterdi. Köşesinde, evinde güzel güzel hattı yazar. Ama tesip öyle değil. Tesip bir kolektif çalışmadır. Tarihimizde de saray bünyesinde, saray kontrolünde ve saray himayesinde nakkaşhanelerde yapılırdı. Bu nakkaşhanelere çeşitli savaşlarla kazanılan yerlerdeki sanatkarlar da savaş ganimeti olarak getirilir ve zenginleşirdi nakkaşhane. Bu şekilde farklı alışverişler, farklı tesirler, farklı görüşler yeni üslupların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sanat alışverişi çok şey kazandırır. Bu Orta Asya'da da bunu yaşamış Türkler. En yakın komşuları Çin. Türk mesela Çin bulutu, bulut motifini, Simurg kuşunu. Ve bu şekilde pek çok motifi Çin sanatından almışlar. Ama kopya aynen buldukları gibi almamışlar. Onu kendi sanatlarına
benzeterek, kendi sanatlarına uydurarak, kendi damgalarını, mühürlerini vurarak sanatlarına dahil etmişler. Bu şekilde zenginlik oluyor. Tesip sanatı inişli çıkışlıdır. Hiçbir zaman hat grafiği gibi günümüze kadar yükselerek gelmemiştir. Bunun da en büyük sebebi dış tesirleri, alış şeklimiz. Bu tesirler asırlara göre anlatacağım. Eğer birebir kopya, şuursuz bir alış olursa tesip sanatını mahvetmiştir. O dönemleri de size göstereceğim. Şimdi yani kolektif bir çalışma olduğunu, büyük nakkaşhanelerde bir yaşlı üstadın kontrolünde, ki ona sen nakkaş diyoruz, çırak, kalfa, usta, pek çok kişi bir arada bulunuyorlar. Altın ezenler, cetvel çekenler, boya hazırlayanlar, desen çizenler. Bir uygulamalı okul gibi düşünün nakkaşhaneleri. 3 ayda bir ücretlerini saraydan alıyorlar. Ve işte bayramlarda, culus merasimlerinde padişaha hediyeler yapılıyor. Eğer çok büyük bir iş varsa, mesela bir kütüphanenin yenilenmesi veya bir hazırlık dönemi, o zaman çarşı esnafından da geçici bir zaman için bir miktar usta davet ediliyor nakkaşhaneye. Ama bunlar ücretli. O iş bittiği zaman tekrar ayrılıyorlar. Ehli Hiref Teşkilatı dediğimiz saray nakkaşları, saray sanatkarlar topluluğu kadrolu oluyorlar ve terfi ediyorlar veya çalışmazlarsa işlerine son veriliyor. Tabii saray himayesinde olunca sarayın sanata bakış açısı doğrultusunda eser vermek zorunda kalıyorlar. Ama bunların hepsinin inam defterleri elimizde ve biz bu defterler sayesinde hem yabancı sanatkarları hem Türk sanatkarları ayrı ayrı bölükler halinde hangi tarihte girmiş, hangi yevmiyeye kadar yükselmiş, kimleri yetiştirmiş çok güzel takip etme imkanımız var. Evet. Biraz evvel bahsettiğim gibi bir müzehibin yazıyı çok iyi inceleyip ona uygun bezeme yapması gerekir demiştim. Bu örneği bilhassa getirdim çünkü günümüzde çok karşımıza çıkıyor. Burada müzehip yazıyı yazan hocaya ince tesip yapabildiğini ispat etmek için lüzumundan fazla ince bir iş yapmış. O alttaki 2 satır hat görüyorsunuz. Ona uygun bir bezeme. Yukarıda halbuki celi bir yazı var. Yapılan bezeme hiçbir şekilde görünmüyor. Yani emeğe yazık olmuş. Onu daha iri, daha büyük ve daha enli bir bezeme yapsaydı o celi yazı çok daha güzel ortaya çıkardı. Onu bilhassa bunu size örnek diye getirdim. Evet. Şimdi Fatih Devri ile başlayalım. Asırlar içinde şöyle bir gezinti. Fatih Devri, çağdaşı Timur, Timur Herat muhteşem bir merkez ve hep bir rekabet halinde olmuşlar. Timur'un elçileriyle yazma eser yollayışı, Fatih'in buna mukabil o da yazma eserle teşekkür edişi, bir yerde sanat seviyelerini ve sanat güçlerini birbirlerine ispat etmeye vesile olmuş. Fatih'in 1453 İstanbul'un fethiyle ilk yaptığı işlerden biri hemen nakkaşhane kurdurmasıdır. Bu nakkaşhane geleneği Orta Asya'dan beri geliyor ve başkentin mutlaka başkentte bulunuyor. Mesela Bursa'da ilk, Konya'da var, Edirne'de var ama İstanbul'daki daha uzun sürmüş. Ve Aslanhane denilen yerde Sultanahmet
taraflarında, bugünkü Sultanahmet semtinde, saraya, Topkapı Sarayı'na yakın bir yerde nakkaşhane kurdurup, Özbek asıllı baba nakkaşı, çok yaşlı bir sanatkar, onu da Sen Nakkaş olarak tayin ediyor. Ve son derece kitaba meraklı bir padişah, özel bir kütüphane kurduruyor kendisine ve bütün kitaplar güzel tesiplenerek burada yerini alıyor. Şimdi burada gördüğünüz 28 santim çapında olan, tabii teknik imkanlarla siz büyük görüyorsunuz, çapı 28 santimdir ve bütün Fatih devrinin motiflerini, renklerini, desen bilgisini çok güzel aksettiren bir eserdir. Etrafındaki tığlar buraya yapıştırılırken kesildiği için görünmüyor ama etrafında tığlar da vardı. Fatih albümünden alınmış bir parçadır. Bir kere kahverengiyi görüyoruz, zemin rengi olarak. Kahverengi Timur sanatının tesiriyle Osmanlı'ya girmiş ama Osmanlı kahverengiyi sevmemiş ve hemen terk etmiş. Lacivert altının yanında her asırda ilk sırada bulunan bir renktir. Asırlara göre lacivert ton değiştirir. Buradaki lacivert tam çivit laciverdidir. Bedahşi değil, lahur çividi dediğimiz renkte. Nokta, zeminin üç noktalarla bezenmesi, Rumi motifinin ön plana çıkması, Hataylilerin çok daha sade ve küçük küçük yapraklar, bakın o dönen kıvrılan sivri yapraklar daha bilinmiyor. Bu şekilde her şeyiyle Fatih devrinin özelliğini gösteren bir örnekle başlayalım istedim. Evet. Gene Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan Fatih devri çift sayfa, kahverengileri de var. O devrin özelliklerinden Mekik Zahriye. Zahriye, musaflarda metin başlamadan evvel yer alan ve çeşitli şekillerde dikdörtgen Zahriye var, Mekik Zahriye var, bir de yuvarlak madalyon Zahriye var. Fatih devrinde Mekik Zahriye çok kullanılmıştır. Hem de böyle çift sayfa Zahriye iki tane görmektesiniz. Evet. Yine Fatih devri iki renk altınla, yeşil altın, sarı altın, bakır katılırsa sarı altın oluyor, gümüş katılırsa yeşil altın oluyor. Bunlar mat parlatılıyor, parlak parlatılıyor. Muhteşem bir Mekik Zahriye, Fatih'in mührünü de görüyorsunuz. Evet. Gene Fatih devri mekik ama lacivert ağırlıklı bir başka örnek. Fatih devri savaşlarla kazanılan muharebelerle gelen yeni sanatkarların da nakkaşhaneyi zenginleştirmesine vesile olmuş bir bölüm, bir dönemdir. Ve Fatih'ten sonra 2. Bayezid devri geliyor. 2. Bayezid tesip sanatının altın devrini yaşadığı dönemdir. Renkler daha olgunlaşmıştır. Motifler daha zenginleşmiştir. Yeni üsluplar ortaya çıkmıştır. Nakkaşhane çok genişlemiştir. Farklı görüşler orada bulduklarıyla harmanlayarak beraberinde getirdiklerini, yeni üslupların ortaya çıkmasına. Tabii bunlar hepsi ekonomik duruma bağlı. O zenginlik, saltanat, sanata da aksediyor. Ve hemen tesibin de havası değişiyor. Bu gördüğünüz eser 16 santime 11 santim ölçülerinde bir Zahriye sayfasıdır. Halen Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunmaktadır. Şeyh Hamdullah'ın Musaf'ının Zahriye sayfasıdır. Bezeme yapılırken hangi şahsa yapılıyor ve ne kadar bedel ödenecek? Bunlar çok rol oynar verilen emekte.
Şimdi bu Musaf'ta iki çift sayfa Zahriye görüyoruz ki bu çok ender karşımıza çıkan bir özelliktir. Zahriye sayfaları karşılıklı iki tane, siz bir tanesini görüyorsunuz daha yakından olsun diye. Lacivert, Bedahşi laciverti olmuştur, daha olgun, daha ağır, daha asil bir görüntü kazanır. Motiflerde müthiş zenginlik, işçilikte incelme ve zevk, denge çok daha oturmuştur. Evet, bunun bir tane daha çift sayfanın, bu da diğer çift sayfanın bir tanesi. Karşılıklı çift sayfalar mutlaka aynı bezemeyle yapılır. Onun için dört zahriye taşıyan ender musaflardandır. 1492 tarihine de bezenmiştir. Yani 15. yüzyılın sonu 16'ya böyle bir eserle giriliyor. Bu Musaf Necmettin Okyay'ın koleksiyonundan 1960 yılında saraya geçmiştir. Ve halen de sarayda muhafaza ediliyor. Hakikaten müstesna, hattını söylemeye gerek yok Şeyh Hamdullah'ın, ama bezemesi de onunla yarış edecek seviyede bir tesip görmektesiniz. Ne yazık ki kolektif çalışma neticesi biz müzehiplerimizi tanıyamıyoruz. Yani bu dönemde hiçbir müzehip imzasına rastlayamıyoruz. Ya sernakkaş atıyor genellikle. O nakkaşhaneden sorumlu olan sernakkaş atıyor veya hiç kimse imza koymuyor. Onun için tabii o müşterek çalışmayla çok kısa zamanda iş ortaya çıkıyor. Kısa zamanda çıkıyor ama bu dönem müzehiplerimizi hiçbir zaman hat sanatındaki gibi usta çırak usta çırak bugüne kadar getirecek bir sağlam zincire tesip sanatında sahip değiliz. Meşhur kahramanlar, evet. Şimdi bunun serlevhası geliyor. Artık metin başladı. Bakara ve Fatiha surelerinin ilk başlangıç kısımları. Çok az bir yer ayrılmış hatta. Gözü alıştıra alıştıra metne başlıyor. Ve aynı renkler. Bir de öyle bir dikkat vardır, itinalı çalışma. Bir musaf bezeneceği zaman müzehip baştan hangi üslubu kullanacak, hangi bezeme üslubunu kullanacak, hangi motifleri kullanacak ve hangi renkleri kullanacak, bunlara baştan karar verir ve başından sonuna kadar o yazma eser değişmeden aynı renkler ve aynı motiflerle tamamlanır. Bu bir bezeme birliği sağlar. Nasıl bir musafı bir hattat yazıp ondan sonra öbür hattat devam edip öbür hattat bitirmezse tek bir elden çıkması makbul ise, bezemede de bezeme birliğini sağlamak için buna çok dikkat edilmiş. Evet. Bundan sonrakinde bakalım. Zannediyorum. Evet, daha yakından görüyorsunuz. Bakın o 16 santime 11 santim. O küçücük ölçüler. Yani şöyle falan işte. Şöyle bir şey düşünün. Şimdi teknik imkanlarla büyük görüyorsunuz bunu. Bu kadar büyüdüğü halde hiç bozulmuyor. Bu işte o işçiliğin kuvvetini gösteriyor. Ama yalnız işçilik maksat değil. Tasarım artı işçiliktir eser meydana getiren. Evet, bundan sonraki, bu da alt kısmı. Rumi motifi çok daha revaçta, çok daha sevilen bir motif. Ben teker teker motiflere falan girmedim. Ama hayvansal çıkışlı bir motiftir ve Hatayi ile daima bir arada bulunur. Şimdi bir de şunu söylemem gerekiyor. Musaf bezemesinde müzehipler yeni tasarımlarını, yeni arayışlarını, yeni uygulamalarını hiçbir zaman yapmamışlardır. Bütün İslam birliğinde, Safevi Musaf'ı olsun, Herat Musaf'ı olsun, Osmanlı Musaf'ı olsun, bir bezeme birliğini edeben korumuşlardır. Tabii ufak tefek farklılıklar var ama müzehipler yeni tutup tutmayacağını bilmedikleri, yeni tasarımlarını,
yeni buluşlarını hiçbir zaman musaf bezemesinde denememişlerdir. Onu mesnevilerde denemişler, hünernamelerde denemişler, surnamelerde denemişler. Yani gene uygulamışlar ama edeben bu denemeyi musaf üzerinde yapmamışlardır. Onun için siz hangi topluluğun musafı olursa olsun, yani bir safevi musafı da olsa bugün, zahriyesi, serlevhası, gülleri, durakları, hatimesiyle aynı sırayı takip ederek çok küçük farklar da olsa genelde bezeme birliği edeben korunmuştur. Ve hiçbir zaman musaf bezemesinde hayvansal motifler yer almaz. Hatta kabında dahi, cildinde dahi. Bu kalem işi içinde geçerlidir. Hiçbir zaman bir mescit, türbe, cami kalem işinde hayvan motifi bulamazsınız. Evet, şimdi 16. yüzyıl bütün güzelliğiyle karşınızda çeşit çeşit denenmiş sayfalar göreceksiniz. Evet. Mesela burada bulut motifini almış. Bulut motifini hep tığlarda hem içeride hem kenar suyunda takım yapmak için iki renk altından tertemiz bir işçilikle ve dikdörtgen zahriye. Bu zahriyelerde hat bulunmaz. Zahriyeler musaflarda müzehiplerin hür olduğu ender sayfalardan biridir. Hatta bazen mesela Fatih devrinde vardı hat. Onlar temellük kitabesidir. Bu eserin kim için hazırlandığını belirtir. Ama genelde bulunmuyor. Evet. Gene bunlar hep 16. yüzyıl, yani 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dönemleri tesip sanatının en saltanatlı, ihtişamlı, güzel eserlerinin ortaya çıktığı devre ait birbirinden farklı bezeme örnekleri. Evet, bu arada 1514 Çaldıran Zaferi ile gene Tebriz'den Amasya'ya ve oradan da İstanbul Nakkaşhanesi'ne giren bir şah kulu var. Şah kulu yetişmiş bir sanatkar olarak geliyor. Hemen İstanbul'a gelemiyor. Bir müddet Amasya'da kalıyor. Orada bir müddet geçirdikten sonra İstanbul'a geliyor ve hemen Nakkaşhane'nin başına Ser Nakkaş olarak geçiriliyor. Yani Tebriz'den gelmiş, farklı bir görüş, farklı bir düşünce. Nakkaşhane'nin başında olur mu, olmaz mı? Böyle bir ayrım yok. Sanat gücü esas olan. O kadar değerli bir sanatkar ki onu hiçbir beis görmemişler Nakkaşhane'nin başına getirmekte. Ve o da getirdiklerini bulduklarıyla o kadar güzel harmanlamış ki saz üslubu ortaya çıkartmış. Saz üslubu bugüne kadar hiç değerinden kaybetmeden devam etmiş, çok sevilen bir üsluptur. Yaprak ve hayvan motifleriyle daha serbest tasarımlardır. Melek motifleri çok yer alır. İşte tabii Safevi Tebriz havası da var. Ve Şah Kulu çok uzun yaşamış. Sarayda Nakkaşhane ayrı bir atölyesi olan ender müzehiplerden. Ve Kanuni'nin çok yorgun olduğu zamanlar onun atölyesine gidip o çalışırken seyrettiğini ve bu şekilde rahatladığını tarih kitapları yazıyor. Ama huy olarak kendisi çok aksi, çok ters bir yaratılıştaymış. Ve gene tarih kitaplarından öğreniyoruz ki meydana getirdiği güzel eserleri biraz da ahlakına aksettirebilseydi diye notlar düşmüşler. Bu sanatkar hem eser vermiş hem de çok güzel öğrenciler yetiştirmiş. Mesela Kara Mehmet'in kısaltılmışı, Kara Memi denilen 16. yüzyılda hocasının vefatından sonra Ser Nakkaş olan
bir sanatkar yetiştirmiş. İşte o Karamemi'nin eseri. Karamemi de yeni bir üslup ortaya çıkartıyor. Bu üslubun özelliği bahçe çiçeklerinin, gül, lale, karanfil, sümbül, bahar dalı gibi bahçe çiçeklerinin üsluplaştırılmasıyla hazırlanıyor. Ve o da çiti sanatında özellikle o kadar seviliyor ki halılarda olsun, çinide olsun, maden işinde, taş işçiliğinde çok sevilerek o da günümüze kadar değerini koruyarak gelmiş bir üsluptur. Çok başarılı oluyor. Divan, mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın Muhibbi Mahlası'yla yazdığı divanını bezeyen sanatkarımızdır Karamemi. Onun bir sayfası, hazırladığı bir sayfa. Bu sayfa vesilesiyle size biraz da Halkari'den bahsedeyim. Halkari bir tesip tarzıdır, klasik tesip tarzlarından biridir. Altının sulu olarak gölgeli sürülmesiyle hazırlanır. Sonra etrafına tahrir çekilir. Eğer böyle az da olsa içine renk konursa buna zerşikaf diyoruz, renkli halkari. Veya siyahla tahrirlenirse tahrirli halkari. Bu şekilde farklı çeşitleri var. Halkari çok beğenilmiş, çok çeşitleri olan ve çok sevilmiş bir bezeme üslubudur. Evet. Bu da Karamemi'nin tesibi. Biraz evvelki halkariydi. Bu klasik tesip çalışması. Üç pervas, kenar suyu veya bordür, hepsi aynı şey. İçeride de çift tahrir dediğimiz tarzda bir sayfa düzeni. Gene Karamemi'ye ait. 16. yüzyıl sanatkarları bunlar.